Elektrikli araçlar iyidir, şöyle iyidir. Yani en azından çevre dostudur. Neden sürekli benzine para verin? Elektrikli araç alınmaz bence. Allah abi, elektrikli araç alırım şimdi. Şuna bakarsak abi, elektrikli daha az yakıyor şimdi. TÜİK verilerine göre benzin ve elektrikli otomobillere nazaran hibrit otomobillerde önceki yıla oranla %67.61 artış gerçekleşti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Elektrikli araç alınmaz bence. Bilmiyorum yani, elektrikli araç için özel bir şarj etme yeri yapman lazım, evine ayrı bir para. Yani uzun yolda mantıklı gelmiyor. Bence güvenilir aslında. Yani güvenilir geliyor ama şu anlık kullanılabilir bir şey değil. Aslında paran varsa alabilirsin çünkü çevreye de daha yararlı. Ama işte bir tık daha fazla yaygınlaşırsa o zaman kullanılabilir diye düşünüyorum. Hem de baktığın zaman çok daha kullanışlı geliyor bana. Ve iç tasarımı falan daha hoş geliyor, bilmiyorum. Daha iyi geliyor bana görünüş olarak falan. Siz olsanız alırsınız. Yani. Ben olsam kesin alırım. Yani tercih ederim. Neden? Yani evimde şarj edip çıkmak varken neden sürekli benzine para veririm? Yani aynen, çevre açısından da aynı şekilde. Allah abi, elektrikli araç alırım şimdi. Şuna bakarsak abi, elektrikli daha az yakıyor şimdi. Yeni bir şey çıkartmışlar abi, ta 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 diyor. Direkt arkadan duman çıkıyor abi, kapkara. Yani artık duyun abi. Yani elektriğe geçin. Daha iyi. Abi şimdi yüksek, doğru, ama şimdi şuna bakarsan abi, benzinli araç şimdi 1 kilometre 1 litresi abi 45 lira olmuş. Elektriklisin kaç? Kaç watt abi? Ayda 150 lira abi. 150, tamam. Benim aynı maksat abi. 500 bin lira araç al abi, benzinli. Bir de 1 milyona elektrikli al. Aslında elektrikli daha az şey yapıyor abi, daha iyi yani. Valla ben şimdi şöyle söyleyeyim, ben burada yaşamıyorum, yurt dışındayım. Ülke malumunuz, bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla aşırı zamlarla bu millet nereye kadar yürütecek onu da bilmiyorum. Elektrikli araçlar iyidir, şöyle iyidir. Yani en azından çevre dostudur. Yani eğer uygulaması güzel olur da şarj yerleri falan, batarya yerleri uygun yerlere konulursa gayet iyi. Bu oran %100'e çıkar mı sizce? Zor. İlerleyen zamanlar, bayağı zaman alır yani. Tabii, neden olmasın? Elektrikli araçlar daha ekonomik. Hem de devlet desteği de var galiba. O yüzden ekonomik. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Fiyatlar... Devlet destek verirse biraz ucuz olacak galiba. Yani ben şu an çok düşünmem. Çünkü teknolojik olarak çok güven vermiyor hala bana. Ama bir taraftan da petrol fiyatlarına bakınca insan yok diyemiyor galiba. Yani fiyat performans bence. Ama bu tür şeylerde, cihazlarda batarya problemleri oluyor malum. Biraz o soru işareti benim için. Yoksa kullanılabilir tabii ki. Hava kirliliğinden daha tasarruflu yakıtı. Böyle yani. Yakıt fiyatlarına nazaran mı daha doğrusu? Yok, daha çok ben doğa kirlenmesin diye derdim o ya. Biraz doğacıyım. Aynen, ben de birazcık doğacıyım. Elektrikli arabayı daha çok tercih ederim yani. Aynen, daha tasarruflu. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani biraz tabii ki şeyi var, pahalılığı var. Ama insanların imkanlarını zorlayarak biraz düşmesi lazım. Tabii ki elektrikli araç her zaman güzel olur. Yani çağa ayak uydurmuş oluruz. Ha, şu anda ben mesela menzili yüksek bir motosiklet olsa elektrikli yine alırdım. Hani şu anda da elektrikli araçları destekliyorum yani, seviyoruz. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar yüksek. Özellikle de yerli otomobil mesela, fiyatlar yüksek olduğu için alamıyoruz tabii ki, alım gücü. Biraz zor. Almam. Ben geleneksel davranan bir insanım. Yani henüz onun şeylerini göremedik. Yani ben almam. Yani sorunlarını, yani ileride bir sorun çıkaracak mı? Bir de yandı ya hani, biliyorsunuz. Ondan dolayı yani şüphede kalmak istemem.